Kur'an-ı Kerim kapağının görünümü. Ancak burada özelliği olan tabii bunun çizmesi ve noktalaması aşağı yukarı en azından bir hafta alıyor. Günde 8 saat çalışmak kaydıyla ve on binlerce değil milyonlarca noktalar oluşmuş durumda. Punto sanatı aslında Türkçe açılımı nokta sanatı. Siyah kalemlerle veyahut da şu andaki teknolojimizle bilgisayarda bunu rahatlıkla gölgelemeli olarak yapabiliyorsunuz. Ancak biz burada renkli kalemler yani stabilo kalemlerle gölgelemeler yaparak oluşturuyoruz ve bu hata kabul etmeyen bir sanat. Çünkü aynı anda iki noktayı üst üste vurduğunuz zaman orada büyük lekeler oluşabiliyor. Ve de üstüne üstlük ise çok sabır ve metanet yani bizim restorasyon eğitimimize uygun bir şekilde çok sabır isteyen bir çalışma. Çünkü bir tasarımda diyelim ki 30'a 30'luk bir tasarımda on binlerce noktayı görebiliyorsunuz ve burada da sürekli olarak kendinizi sanatla bünyenizi bütünleştirme durumuna girmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız takdirde bir süre sonra bu sanatı yapamazsınız veya terk edersiniz. Noktalama sanatıyla biz dünyada insanlık tarihinin var olduğu bütün eserleri yapıyoruz. Yani dinsel amaçtan neleri aldığınız zaman mesela Hristiyanlık sanatında bir İsa'nın veyahut da bir kilisenin veyahut da bir bir ikonanın sanatını boyama olarak her yerde bulabilirsiniz. Yani dünyanın bütün kiliselerine dolaşsanız rahatlıkla bu. Ama hiçbir zaman bunu o ülkede noktalarla yapılmış olarak göremezsiniz. Yani bizi ayıran özellik bu. Benim yüzlerce değil binin üstünde öğrencim var. Eğitimlerinde bunları Edirne'de olsun, İstanbul'da olsun burada gösteriyorum. Fakat daha sonra ise çok az kişi buna yöneliyor. Halbuki bu sanatı geliştirdiğiniz zaman eğer özellikle kolaj yaparak girdiğiniz zaman kolaj sanatçısının yanında minyatür sanatçısı veyahut da nasıl söyleyeyim punto sanatçısı da olabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl noktalama sanatıyla doçent Doktor Hüseyin Akıllı hocamızla başladı bu işe. Bu punto sanatı dediğimiz noktalama işaretleriyle birlikte herhangi bir günümüz yani ilk günden günümüze kadar yapılan tüm minyatürlerdir, eserlerdir, çizimlerdir, çiçeklerdir, kiliselerdir, camidir, Taç Mahal'dır yani insan için önemli olan tüm eserleri biz bunu renkli kalemlerle puntolama işaretleri olarak biz bunu kağıda aktarıyoruz. Renkli kalemlerle bunları siyah beyaz görüntüsünden daha çok canlandırarak renkli kalemlerle belirtiyoruz. Noktalama sanatını geçen sene tanıştık ama geçen sene bu kadar yoğun bir tempoyla çalışmıyorduk. Daha çok bu sene Hüseyin hocamızın eşliğinde onun bilgi birikimiyle, becerileriyle bize göstermesiyle yani başladık bu sanata. Noktalama sanatı sabır isteyen bir sanat. Gerçekten özverili bir çalışma gerektiriyor. Biz bu sanatı severek, isteyerek yapıyoruz. Kısa vakitlerde güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Bu sanatı yaparken mutlu oluyorum çünkü sonucu çok güzel bir yere geliyor. Çok başka şeyler yapıyoruz. Minyatürden, kolajdan, noktalamayla o kolajı tamamen ortaya çıkarıyoruz.
camilerdeki kalem işinde olan desen aktarmadaki tasarımdaki sabrı ortaya çıkarıyoruz aslında. Oradaki tasarımı iğneyle nokta nokta delerek buradaki sabrı ortaya çıkarıyoruz. Yani çok güzel bir sanat.